Sadece ben çok hikaye dinledim, hala da dinliyorum. Efendim, kulübün yiyecek sabah kahvaltısı yoktu, peynir yoktu. Allah'a şükür her şey ortada. Hepsini ben aldım. Aslan gibi arkasındayım. Ama lütfen, bu takım şampiyon olan takımın da hepsini. Ya yani ben aldım derken bütün arkadaşlarım adına söylüyorum. Eduk'u da biz getirdik. Serkan'ı da biz getirdik. Aslan gibi arkasındayız. Kone'yi kim getirdiyse lütfen bulun şehirde. Sunu'yu kim getirdiyse biriniz varsa bilin, söyleyin. Ben paralarını ödedim arkadaşlarımla beraber. Biraz sonra ona da geleceğim. Ayıptır ya. Tamam, Sisokko'yu da biz getirdik. Ömer Çimanoğlu'nu da biz getirdik. Yapılan Aykut'u da biz getirdik. Arkadaşlarımızla beraber o takım şampiyon oldu. Sezon sonunda, sezon başında kurulan takımı da biz kurduk. Tek tek üstünden geçmem gerekirse Ricardo Gomez'i de biz getirdik. 1 milyon 800 bin euro maaşı var. Arap kulübünde 3,5 milyon euroya transfer oldu. Partizan'dan kariyeri ortada. Futbolcu tutar tutmaz. Fenerbahçe bizim 10 mislimizi harcadı. Trabzon, Avrupa'ya Sivas kadro kurdu. Hepsiyle aramızda 3 puan, 5 puan var. Süper Lig'e yeni çıkmışız. Yani aldıklarımızın da arkasındayız. Novi Kovac da ortada. Çöp yaptılar ya. 28 hafta var. 84 puan var. Bu çocuklar bu maçları oynayacak. Yapmayın ya. Yapmayın yani. Transferler çok kötü. İsim transferler kötü. Yani bir ikisi 10 tane 12 tane transfer yapılmış. İstediği gibi istenilen verimi vermemiştir. Birisi performans olarak bir kısmı aşağıda kalmıştır. Tartışılabilir. Kariyerleri ortadadır. Kaliteleri ortadadır. Kamerun futbolunun dünya tarihindeki geçmişi ben belirlemiyorum dünyadaki Kamerun'un bugüne kadar yaptıklarını. Adam Kamerun milli. Ben göndermedim milli takımına. Özellikle bir milli takım arasından sonra Hatay maçının iptal edilmesiyle bir düşüş başladı. Akabinde de bir türlü yani iyi oynadığımız maçlarda da istediğimiz sonucu alamadık. Kötü oynadığımız maçlarda zaten kötü sonuç aldık. Futbol şansı da çok yanımızda olmadı. Son Gençler Birliği maçına kadar bir türlü son 7-8 haftada istediğimiz sonuçları alamadık. Geride kalan 12 haftada 9 puan topladık. Beklentimizin, hedefimizin bayağı arkasında kaldık. 12 hafta için. Ama yaklaşık 28 hafta daha var ligin tamamlanmasına. Bir aya gibi bir süre sonra devre arası transfer süreci var. Toplam dışarıda 84 puan var. Ekonomisi de Allah'a şükür aldığımız yerden çok çok iyi bir noktada Erzurumspor var. Bu takım her halükarda bu sene ligde kalacak. Ama öyle ama böyle. Ama ilk yıl zor olacak. Yani bu Hüseyin Üneş'te de olacak, Hüseyin Üneş'siz de olacak. Kalacak. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Kadroda eksiklikler vardır. Aldıklarımızdan ziyade almadıklarımızla alakalı kendimi eleştiriyorum. Öz eleştiri yaptığımda. Şahsımı veya sadece yönetimimi düşünmüş olsaydım çok daha farklı futbolcuları da getirirdim. Ama hep Erzurumspor'umuzun geleceğini düşündüm. Yakın tarihte yaşadıklarımız var. Bugün Türk futbolunun içerisinde özellikle Süper Lig'de olan 20 takımın yarısından çoğunun 200-300 milyon TL'nin üstünde borcu var. Bu şehir o rakamları çok fazla taşıyamaz. Benim yaşadığım tecrübeden yola çıkarak bunu söylüyorum. Biz burada daha önce belli aralıklarda bir araya geldik. Bu bir araya işte yeri geldi transferle alakalı geldik. Yeri geldi kamuoyunu bilgilendirme genel anlamda geldik. Yeri geldi Allah bir daha yaşatmasın düştük bir araya geldik. Çıktık bir araya geldik. Bu işin doğasında olan nasıl birliktelikler varsa ayrılıklar da var. Önemli olan geldiğin gibi gidebiliyor musun? Biz şerefimizle, namusumuzla adam gibi şehrime, şehrimin takımına arkadaşlarımla beraber hizmet ettim. Burada benim çoluğuma, çocuğuma bırakacağım en önemli mirasımdır bu.
hizmet. Elimden geleni yaptım. Arkadaşlarımla beraber. Takdir kamuoyunun. Bunu sonra bağlayayım. Başka soru varsa kapatıp en son çok detaya girmek istemiyorum. Şu an girmeyeyim de en sonunu bağlayayım. Ben takımımızın zor şartlarda gelmiş olduğumuz ligde kalıcı olacağına olan inancım benim sonsuzdur. Allah'ın izniyle bu takım tabii ki ihtiyaç duyuluyorsa artık yeni yönetimin kararı, benim bu anlamda çok şu an için bir şey söylemem doğru olmaz. Lig devam ediyor. Oynanmamış toplamda 28, ilk yarı için 8 maç var. İhtiyaç varsa devre arasında da gerekli takviyeleri yapabilecek enerjisi, gücü var bir şekilde bıraktım. Bulunduğum her ortamda, başta TFF'de, Kulüpler Birliği'nde, Erzurumlu'nun olduğu ya da olmadığı her yerde Erzurum'u en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım. Bir kusurum olduysa da hepinizden özür diliyorum ve büyük Erzurumspor ailesinden. Başkanım, bundan sonra yine Erzurumspor'u iç içe bulacak mısın? Çünkü genelde ayrılan veya görevi bırakan veya değişen başkanları pek göremiyoruz. Kulüple alakalı ne maçlarda ne başka bir yerde. Hüseyin Eş nerede olacak bu anlamda? Yani Erzurumspor benim yüzümü görüyor musunuz? İlaç kullanıyorum bilmiyorum ama duygusallık yapıp ya da duygu sömürüsü de yapmak istemiyorum. Benim her yerime işlemiş durumda. Bugün değil sadece, kulüp başkanı olmadan önce de ben işte 15, 16, 14 yaşlarında Erzurumspor'un peşindeydim. Bugün de onun mirasıyla yaşayacağım. Yani bu can, bu bende, bedende olduğu sürece her zaman başkanım, iyi bir başkanlık dönemi geçirdiniz. Güzel işler yaptınız. Sizi bu anlamda da kutluyoruz. Kötü, olumsuz, zaman zaman sonuçlar alınabilir. Bunlar hiç önemli değil. Sizin totalde yaptıklarınıza bakıyoruz. Gerçekten her zaman spor için çalıştınız. Bu anlamda biz de size teşekkür ediyoruz. Ben her daim Erzurumspor'un yanında olacağım. Dün olduğu gibi bugün de yarın da. Şartlar ne olursa olsun kimseye, özellikle de Erzurumspor'a bir kırgınlığım yoktur. Evet, bu kadar sevginin sonucu da bu başkanım. Evet.